Şenelle Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir levrek tarifiyle geldim. Sosu inanılmaz bir güzel, inanılmaz lezzetli bir sos. Arkadaşlar mutlaka bu sosla levreğinizi fırınlayın diyorum ve tarife geçiyorum. Evet, şöyle içlerini temizlettiğimiz, iyice temizlediğimiz, yıkadığımız balıklarımızı şöyle alıyoruz levreğimizi. Şu şekilde bıçakla sosunu iyice içerisine çekmesi için dilimler atıyoruz. Diğer tarafına da aynı şekilde dilimler atalım. Evet, bu şekilde balıklarımızı soslanmaya hazır hale getirelim. Evet, balıklarımızı dilimledikten sonra hemen sosunu yapmaya geçelim. Şöyle 3 diş kadar ezdiğim sarımsağım var. Sarımsaklarınızı bir havanda güzelce ya da sarımsak eziciyle ezerseniz çok daha güzel lezzeti çıkacak. Şöyle birazcık da zeytinyağım var. Şöyle ilk etapta yarım çay bardağını koyuyorum. Yetmezse daha sonra ilave yaparım. Şöyle hafifçe yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Baharatları kendi zevkinize göre ister azaltın ister çoğaltın arkadaşlar. Şimdi sosumuzu Evet, balıklarımızı tepsimize dizdik. Şimdi güzelce önce alt tarafını soslayalım. Sosumuzdan birazcık sarımsakların da gelmesini sağlayalım şu şekilde. Daha sonra çevirelim. Balığımızın iç kısmına sosumuzdan sürelim. Sarımsaklarından da ekleyelim mutlaka içine. Evet, içini de sosladıktan sonra şu şekilde balıklarımızı güzelce her yanını bu sosla soslayalım arkadaşlar. Bu sos inanılmaz bir lezzet katıyor balığımıza. Evet, şu ara kısımlara da iyice girmesi için şöyle birazcık destek sağlayalım. Evet, kalan sıvı yağ, zeytinyağımızı da balıklarımızın üzerine iyice gezdirelim. Evet, dilimlediğimiz şöyle bir adet soğanımızı da balıklarımızın üzerine bırakalım. Evet, balıklarımız fırına girmeye hazır. Şimdi 200 derecelik ısınmış olan fırınımıza gönderiyoruz balıklarımızı. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Pişip pişmediğini şöyle çatallayarak da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, balıklarımız pişti. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi bu renk olması yeterli. Şimdi sunumuna geçelim. Evet, balığımız gördüğünüz gibi sunuma hazır. Gerçekten çok güzel ve de çok lezzetli bir balık oldu. Mutlaka siz de yapın arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir şekilde pişti. Zaten balığın testini yapmama bile gerek yok. Hepiniz biliyorsunuzdur. Şu şekilde tel tel ayrılan çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sunarken de böyle güzelce salatasıyla, mezesiyle sunarsanız, ben meze yapmadım. Benimkiler salatayla çok seviyor. Mutlaka sizler de deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, varsa vaktiniz yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.